Selam, Allah kabul etsin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Edirne'de 2023 yılında Türkiye ekonomisinin Avrupa ülkelerinden fazla ilerleme kat ettiğini söyledi. 2023 yılında Türkiye ekonomisi bildiğiniz gibi %4,5 büyüdü. Bu Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla ilerleme kat eden Türkiye oldu. Dolar bazında milli gelir Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aşmış durumda. Kişi başına düşen milli gelir de 13.110 dolarda tarihin en yüksek seviyelerini gördü. Işıkhan, geçtiğimiz akşam Edirne'de Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı İftar Buluşmaları programına katıldı. Burada konuşan Işıkhan, muhalefetin emekliler üzerinden prim yapmaya çalıştığını ifade etti. Son dönemlerde muhalefet emeklilerimiz üzerinden prim elde etmeye çalışıyor. Emeklilerimiz eskiyi ve yeniyi bizzat yaşayarak en iyi şekilde ayırt edebilen bir kesimdir. AK Parti'den önceki emeklinin durumunu da çok iyi biliyorlar. Hatırlarsanız maaş kuyruklarında, ilaç kuyruklarında vefat eden büyüklerimiz var. Biz sağlığı el vermeyen emeklilerimiz için evde emekli aylığı uygulamasını gerçekleştirdik. Bağkur'da sosyal güvenlik destek primi uygulamasını kaldırdık. Seyyanen ve oransal artışlarla emekli aylıklarından reel olarak %87 ile %636 oranında artışı hissettik. Biliyorsunuz bu hafta 2023 yılı iş gücü verileri açıklandı. 2023 yılında işsizlik oranımız 1 puan azalışla %9,4'e geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişiyi azalttı. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Hem kadın hem genç hem de toplam istihdam oranı ve iş gücüne katılım oranlarında son 21 yılın kıymetli kardeşlerim en yüksek düzeyine ulaşmış durumdayız. Sayın Bakanım.